Türkiye'de servis sektörünün ekonomideki oranı %70'lerin üzerinde. Bu Türkiye gibi ülkeler için normal bir durum mudur? Şimdi şöyle, servis sektörü genelde sanayileşmeden sonra artar ve Artar. büyür. Şimdi o konuda da sen bir grafiğimiz var. Siz sordunuz onu şu an söylemeyi düşünmüyorum. 10. slayta İsterseniz gidersek. Bol ben sizin Yok yok izleyeceğim. yok yani konuşuyoruz zaten, iyi karşılıklı daha şey oluyor. Şimdi bizim meslekte hocalıkta çok konuşma var. Kimse müdahale etmezse biz çok Biz alır başını konuşuruz. gideriz. Yani Neyse, Allah'ta arada herkes, müdahale ediyorum. siz edin müdahale lütfen. Şimdi burada bakalım. Şimdi Türkiye'nin gayri safi milli hasılası içinde AKP iktidarı boyunca değişik sektörler nasıl bir değişim sağlamış? Şimdi turuncu çizgi tarım, Hep aşağı gitmiş. sarı hizmetler, mavi sanayi, siyah inşaat. Şimdi gelişen ülkelerde, sanayileşen, hızla büyüyen ülkelerde ne olur? İlk önce sanayi artmaya başlar, gayri safi milli hasıla içinde. Arkasından da hizmetler, servis sektörü artmaya başlar. Türkiye'de ne olmuş? Sanayi pek yerinden kımıldamamış. Olmuş. Hizmetler de kımıldamamış. Olmuş. Bu küçüklük de anlamında demiyorum. Yani oransız olarak aynı kalmış. Fakat tarım azalmış. Şimdi zenginleşen ülkeler tarım azalır görüyorlar. Çünkü sanayileşiyorsun. Sanayinin oranı azalır. Evet. Tarım azalmaz ama oranı azalır. Evet, oranı azalır ama Türkiye'de sanayi artmadığı için tarımın azalması biraz şüpheli. Garip. Ama inşaat fırlamış gitmiş. 2018'e kadar inşaat fırlamış. Ondan sonra bir 2018 Brunson krizinden sonra da ciddi problemler oluştuğunu düşüyor. Yani burada yani sanki şey gibi duruyor. Biz tarım arazilerine inşaat yapmışız gibi Gibi duruyor. Yani bir anlaşılıyor, evet. sanayileşme yok Türkiye'de maalesef. Türkiye'de sanayiler var, yok değil. Ama ilerleme yok. İlerleme yok. Yani biz Zaten bu sürekli... rakamlardan da biliyoruz. Ufuk Hoca geçenlerde anlatmıştı. Türkiye'nin yüksek teknolojiye dayalı sanayi ürün ihracatı %5'lerden %2,5'lara gerilemiş. Yani o ihracat artıyor ama sanayinin içindeki yüksek teknolojinin payı giderek azalıyor. Tabii aynı şekilde de biz fazla katma değer O zaman da yapamıyoruz. katma Çok değer olmuyor. ihraç ediyoruz, pek para kazanamıyoruz. O da bizde cari açık olarak Arkadaşlar şu geliyor. air conditioning'i bir kapatır mısınız? Donacağız burada, öleceğiz birazdan, buz tutacağız. Şimdi yani Türkiye'nin burada şeyi, problemi bu. Bir sonraki slayta geçersek de bu şeyi de gösterelim ve artık bu meseleyi bu tamamen kapatıyor. İşte burada Türkiye'nin AKP iktidarının başından Eylül 2021'e kadar, benim bu araştırma yaptığım zamana kadar olan borçlandırmasını görüyorsunuz. Özel sektör Türk lirası cinsinden borcu 5 katına çıkmış. Yani bunu ben enflasyonun arındırıyorum. Gayri safi milli hasıla oranlıyoruz bunu. Özel sektörün yabancı para cinsinden borcu 2,5 katına çıkmış. Hane halkının borcu 5 katından fazla artmış. Bankalarımızın da yabancı para cinsinden borcu 2,5 katına çıkmış. Yani biz tamamen iç borç kapasitemizi tüketmişiz. Bu arada da hiç sanayileşememişiz. O paraları imalatta sanayiye aktaramamışız. Çarçur etmişiz, Çarçur etmiş. bitmiş. Yani Tam Türkiye... benim biraz gibi aramıştım. Evet, şimdi ben lale devri deyince bazı arkadaşlar alınıyorlar. Türkiye bir lale devri yaşadı. Sürdürülemezdi. Sürdürülemeyecek şeyler de bir noktada biterler. Ve Türkiye'de de o oldu. Ne zaman bitti peki ve niye bitti? Şimdi 2011 civarında olay tıkanmaya başladı. Esasen 2011'de birçok insan bunu fark etmedi ama olaylar ve bizim politikalarımız değişmeye başladı. Bu yıllarda iki şey oluyor. O ana kadar nispeten iyi götürülen para ve maliye politikaları bozulmaya başlıyor. Şimdi maliye politikaları Bozulma sebebi ne peki? Yasal düzenleme mi, sistem değişikliği mi, ne? bunlar politik kararlar. Şimdi mesela örnek vereyim bir tane. Türkiye'de devletin aşırı borçlanması can sıkıcı bir hal almıştı 2001 krizi sırasında. Ondan sonra gelince bir sürü düzenlemeler yapıldı. Denildi ki işte hazine garantili çok fazla borç alınamaz. Onun bir üst limiti olsun. Devlet politikacılar hani seçim kazanmak için bir sürü borç alıp ortalığa parayı dökmesinler, disiplinli olsunlar diye sınırlamalar getirdi. Bu sınırlamalar gevşetilmeye, sonra da ortadan kaldırılmaya başladı. 2011-2015 yılları arasında ilk önce bu sınırlar yükseltildi. Daha sonra garanti verme hakkı sadece hazineden alınıp tüm bakanlıklara verilmeye başlandı. Yani mesela Sağlık Bakanlığı devlet garantisiyle Hastane yaptırabildi. hastaneye yaptırabilir ve tamamen disiplin kayboldu. Yani, Hazinenin bilgisi dışında mı? Yok, hazinede onay alarak ama. şimdi işte hazinenin dışında da yapabiliyor. Hazineye tabii bunlar bildiriliyor ama
zaten hazinenin kontrolü ve denetim dışına çıktılar. Zaten garantinin bakanlıklar tarafından verilme yetkisi zaten bu anlama geliyor ve daha önemlisi bu sınırlar kaldırıldı. Yani şu an bizim kamu özel ortaklık ya da halk için yapış devlet dediğimiz şeydeki Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük yükümlülükleri o 2011-2015 yıl arasında taşları döşendi. Tabii onlar yapıldı, şimdi borç olarak bize geri döndü. Evet. Para politikasında ise onunla çok güzel bir grafikte gösteriyorum. 12 numaralı grafiğe gelirsek bakın orada çok enteresan bir şey oluyor. Şimdi bakın o siyah çubuğu ben çizdim. O tabii gerçek hayatta yok. Şimdi burada iki tane şey var. Birincisi Türk lirası mevduatı bizim yerleşiklerimizin. İkincisi de yabancı para. Turuncu çizgi Türk lirası mevduatı gayri safi milli hasılaya oran olarak. Mavi de yabancı para. Şimdi normalde işler iyi gidiyorsa, halkın Türk lirasına güveni varsa mevduat dolara karşı. Öyleydi zaten. Şimdi bakıyorsunuz 2011 yılına kadar mavi çizgi başlarda krizden sırasında düştü. 2001 krizinden sonra düştü ve 15 civarına oturdu. Turuncu çizgide sürekli artıyor. İnsanlar zenginleşiyorlar, mevduat tutuyorlar. Çok güzel, çok güzel. 2011'de bir şey oluyor, işler ters dönmeye başlıyor. Şimdi burada başka bir grafik daha gösterebilirim ben. 2011'de döviz cinsi, hane halklarının döviz cinsi borçları, mevduatları, TL cinsi mevduatların üstüne çıkıyor. Evet. Ve bugün hala üstünde devam ediyor. Yani eğim başlıyor. 2011'de arayı kapatmaya başlıyor mavi çizgi, turuncu çizgiyle ve en sonunda da mavi çizgi geçiyor. Şimdi bir buraya geri geleceğiz ama 2013. grafiğe gidersek oradaki şeyleri de alakalandıracağım. Bu da bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri, net rezervleri. Şimdi tabii felaket bir yerde, eksiz rezerv. Yani onlar tabii hiç Türkiye'ye yakışmıyor ama dikkat ederseniz bu nerede maksimuma ulaşmış, tepe yapmış? 2011 civarında. Sadece sizce bu istisna mı? Yani şans eseri mi? Hiç değil. Şimdi 2011 yılına kadar ilk önce Süreyya Bey, sonra Durmuş Bey Merkez Bankası Başkanlığı yaptılar. Daha sonra AK Parti'nin atadığı Merkez Bankası Başkanları geldiler. Bunlar yavaş yavaş olayı esnettiler. Niye? Şimdi bakın maliye de para politikası da aynı nedenle esnetildi. Niye? Çünkü deniz bitmişti. Bir şekilde hareketlilik yaratmaları lazım. İlk önce uyguladıkları doğru politikaları sürdüremeyeceklerini gördüler. Çünkü sanayi ve tarım politikası olmadığı için ülke gelip tıkandı. Tıkandığı zamanda da seçim kazanmanız lazım. Halka refah dağıtmanız lazım. Onun için de şimdi ilk önce mali disiplini kaybediyorsunuz. Arkasından da para disiplini de kaybediyorsunuz. Burada olan o oldu. Yavaş yavaş bizim bildiğimiz ortodoks politikalardan çıkıldı. Küçük küçük günahlar işlenmeye başlandı. O küçük küçük günahlar öyle bir hale geldi ki artık günü kurtarmaya başlayınca büyük büyük günahlar işlenmeye başlandı. 2018'den sonra film tamamen koptu. Zaten burada görüyorsunuz Türkiye bir anda eksi rezervlere ulaştı. Birçok da anlamsız tartışmalar da oluştu. Yani çok net gözükebilecek şeyler biraz... Peki bir şey soracağım. Burada mesela en yüksek olduğu tarihte bile 100 milyar dolarlar seviyesi bir rezerv görünmüyor. Şimdi Türkiye hiçbir zaman bu konularda çok kuvvetli bir ülke olmadı. Ama niye bir aralar bizim 120 milyar dolar civarında bir rezervimiz yok muydu? Brüt rezervle net rezerv farklı. Rezerv, pardon. Şimdi brüt rezervimiz hala 100 civarı. Yani daha önce çok daha fazla olduğu zamanlar da oldu. Şimdi brüt rezervle net rezerv farklı. Çünkü nedir onun farkı? Şimdi bir sürü de Merkez Bankası'nın yükümlülükleri var, borcu var, başkalarının parasını saklıyor. Değil mi? Şimdi mesela biz başka banka devletlerle swap yapıyoruz ya da Merkez Bankası bankalarla swap yapıyor. Vatandaşın yatırdığı paralar... Kasanda görünen para sana ait değil. Sana ait, size ait değil. Aynen öyle. Mesela IMF'den borç alıyorsunuz. O sizin rezervinize ekleniyor ama bu IMF'de borcunuz var. Mesela şu an bizim öyle bir 6,5 milyar dolarımız var IMF'den gelen tutum. IMF'den para mı aldık biz? Tabii. Ne zaman? Birkaç önce bu Covid sırasında bütün ülkelere teklif edildi. Şimdi yani burada bu gözüküyor. Bunları iyi tahlil etmezsek Türkiye'nin ileride problemlerini çözemeyiz. Yani benim Türkiye'de ilk mücadele ettiğim şey şu. İnsanlar zannediyorlar ki biz 2002, 2011, 2002, 2007 aralığına dönersek, öyle politikaları uygularsak problemlerimiz çözülür. O politikaları yine uygularsak yine buraya geliriz. Evet. Mi? Daha da kötü olur çünkü Türkiye'nin satacak varlığı yok. Yani Türkiye şu an çok daha kötü durumda. Yani 2002'nin başında makro istikrarı olan, nispeten çok zengin olmasa da bazı varlıklar olan bir ülkeden şu an varlıkların çoğunu satmış, çok daha borçlu ve makro istikrarı olmayan bir ülkedeyiz. Yani şartlar daha zor.